Yok hadi. Bana bak gelen. Sen bakıver benim için. Hı-hı. Gelin. Hı, gel. Evet. Yanaş. Emriniz efendim. Depoyu doldurur musunuz lütfen? Hay hay. O kadar iyi servis yapıyorsunuz ki benzin almak için yolumu uzatıp buraya geliyorum. Teşekkürler hanımefendi. Müşterilerimizi memnun etmek vazifemiz. Servisin ekstrası bizde bebeğim. Biz de senin memnun etmesini biliriz. Biz servis yapalım, yedi sülalenin ruhu şenlenmez zannedin mi? Tecrübesi bedava, inanmazsan buyur gösterelim kendimizi. Yetmiş verilen... Buyurun Kenan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Lütfen dolduruverin. Hanımefendiyi rahatsız etmeyin lütfen. Sen arabalara bak! Başka işlere karışmadan oğlum! İşim benzin vermek! İyi dedim be abi, ağzını öpüyorum. İşim benzin vermek ama... Gerekirse terbiye vermesini de bilirim. Hadi, tatsızlık çıkarmadan... Çekilin arabanın önünden. Ben Cühela, benim kim olduğumu bilmedin anlaşılan. Benim için herhangi bir müşterisiniz. Kim olduğunuzdan bana ne? Sana nesi şu? Benim adımı duyanın mezardaki ecdadı zelzele geçirir korkudan. Arkasında üç leşi var, yelkenle de dördüncünün biletini kesmesin. Kan vermek istiyorsan kanman kızına. Ne haber cicim? Hadi, hanımefendiyi rahatsız etmeyin dedik. Kulağının tıpasını aç! Bana vampir Sabri derler. Adamın kanını terkos gibi akıtırım ben. Müşerref oldum. Benim adım da Şimşek Süleyman. Tanışma faslı bittiğine göre yaylanabilirsiniz. ...32.70 hanımefendi. Benim yüzümden oldu. Rica ederim, ben vazifemi yaptım. Buyurun, üstü kalsın. Teşekkür ederim efendim. Teşekkürler. Allah'a ısmarladık. Güle güle, güle güle efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Yamansın Süleyman. Sana Şimşek dedikleri kadar var. Severdim seni, şimdi daha çok beğendim. Sağ olun Kenan Bey. Böylelerinin dersini vermek lazım. Bunlar böyledir, hep kaşınırlar işte. Senin gibi bir yardımcım olsa sırtım yere gelmez. Teşekkür ederim. Ama sen burada çalışmaktan memnunsun. Allah bin bereket versin. Geçinip gidiyoruz işte. Hani araba alacaktın? Kenara 3-5 kuruş koyuyoruz şimdilik. Yarın yazıhaneme gel, bir çaresini düşünürüz. Saat 2'de. Baş üstüne Kenan Bey. Eksik olmayın. Sağ olun efendim. Tamamdır Kenan Bey. Sağ ol. Yarın görüşürüz artık. Hay hay. Güle güle. Kenan Bey bir iki derken seni bu domates baldırı gibi tütün dolmasına alıştıracak. Yok be arkadaşım! Kenan Bey'in sayesinde arada sebepleniyoruz işte. Bedava cihetiyle olmasa 40 yıl aramam. Ondaki para kimde olsa içkinin de tütünün de padişahını içer. Adamın sadece cebi değil, gönlü de zengin. Şu benim araba dalgasını sordu. Vaziyetim maliyemizi açık ettim tabii. Yarın yazıhaneye gel, bir çaresine bakarız dedi. Yaşasın be! Demek insaniyetliğin köküne güve düşmemiş henüz. Adam dediğim böyle olur işte. Oya da çok sevinecek bu işe.
nazik erkeğim beni. Senin yanında kendimi kaybediyorum. Okşayışlarımla kanatlanıyorum sanki. Alçaklar! Buna hayatınızla ödeyeceksiniz. Affet kocacı. Dur, elini kana boyama. Seni düşündüğüm için yalvarıyorum. Beni düşündüğün için mi bu aşağılık zamparanın kollarında kıvranıyordun, söyle! Hapislere düşersen yazık değil mi? Affet şimdi. Mutlak ölmemi istiyorsan bunu kendim yaparım. İntihar ederim. Allah rızası için yalvarıyorum sana. Ne yapmamı istiyorsan onu yaparım. Ama gel Kenan, sana bir şey söyleyeceğim. Bir dakika! Dua et, ölümden kurtulduk. Ya! Ama susması için ona 10.000 lira vereceğini söyledim. 10.000 lira mı? Delirdin mi sen? Beni çok sever ama... paraya zaafı daha fazla. Ne olacak şimdi? Zenginsin, şöhretin var. 10.000 liraya hayatını, içtimai durumunu, her şeyini kurtarmış olacaksın. Düşünmeye değer mi? Caddede arabasında bekliyor. Hem geçirdiğimiz tatlı saatleri unuttun mu? Hadi sevgili! Peki! Ne kadar kopardın? 10.000. Herifin servetine göre az değil mi? Milyoner ama, pintinin gözü. Bunu bile zor kopardım. Al! Terlemenin hakkı! Bu kadarcık mı? Namuslu kadın rolü oynaman da yanına kâr. Ya ne verecektik? Kendini Kleopatra mı sanıyorsun? Just how long is the list of the lips you kiss? Oh, how happy!
la llamada del amor está muriendo la mamá. Todos al fin llegaron ya de todas partes del país. Haydi, güle güle canım. O kadar seyrek geliyorsun ki, adını unutuyorum. Hep şu iş seyahatleri yüzünden. Adamı ittiğim gibi karaladan aşağı fırladı. Ona kalsa çıkacağı yoktu yataktan. Hadi bakalım dedim, buraya kadar. Öyle şaşırmıştı ki görecektiniz halini. Bakıyorum pek keyiflisiniz Şermin Hanım. Ben... Sus! Bile konuşuyor. Bize bir adam gönderdin mi, ciğeri sökülmeli onun. Saçma sapan hareketlerinizle onların buradan ayağını mı kesmek istiyorsunuz? Buranın yatılı okul olmadığını aklınıza sokun! En ufak bir hatayı affetmediğimi... Yeter! Yalvarın vurmayın artık! Her dediğinizi yapacağım! Sizin en iyi anlayacağınız lisan bu! Anneciğim! Şimdi aklın başına gelmiştir herhalde! Fala göre iyi haberler alacağım, ne dersin? Fal yalan söylemiyor derim. Henüz bilmediğim iyi haberin şerefine içelim öyleyse. İçelim. Tam istediğim gibi bileğine yüreğine sağlam bir genç buldum. Elimizdekiler yetmiyor mu? Bu onların hepsinden başka. Fedai olarak bulunmaz bir genç, üstelik de yakışıklı. Hmm. Yeni parçalar düşürmek de ökse vazifesi görecek bize. Nasıl ayarlayacaksın? Delikanlı şimdiden avcumda sayılır ama... Saatin kaç? İki! Hastaneye yatmak için gelen bir akrabamı karşılayacaktım ya. Onun için izin rica ediyorum. Peki kızım, gidelim. Teşekkür ederim efendim. Arabayı gözüme kestirdim bile. Pek fiyakalı değil ama idare eder. Bu Kenan Bey nasıl bir adam? Merak ettim doğrusu. Saadetimizde payı olan kimseyi tanımak isterdim. Zengin, kibar, yakışıklı bir adam. Bana karşı baba gibi. Her zaman bir ihtiyacın olursa doğru bana gel derdi. Dün de araba meselesini sordu. Bir kolayını buluruz diye yazhanesine çağırdı işte. Masallardaki iyilik delileri gibi biri desene. Öyle sihirli değneği yok ama... bir şeyler yaparız demesi bana yeter. Yarın direksiyon başında kurulursam hiç şaşma. Al şu 15.000'i de, bu kadar peşinle bir araba bulursun. Sağ olun, ama... Memnun olmamış gibisin. Memnun olmasına oldum tabii. Yalnız, borç korkusu. Cesur delikanlısın, yol yürümekle borç dediğinde ödemekle biter. Çalışır kalkarsın altından. İnşallah dediğiniz gibi olur efendim. Sizin bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım.
frenleyeyim de ağzınızı açalım! Tamam, Ajans Rıza gene nutuk çekecek! Günün mana ve ehemmiyetliğini belirtmeden önce... aramızda genç ve kibar bir bayanın bulunduğunu hatırlatırım. Bu cihetten falsolu tezahürat memnudur. Yani hepinizin bildiği gibi arkadaşımız Şimşek Süleyman'ın patron sınıfına duyuluyor merasimi için toplanmış bulunuyoruz. Ne adam be! Tekmil arkadaşların adına tebrik eder, en iyi temenniyatlarımızı arz-ı takdimatta bulunurum. Ben Ajans Rıza gibi fiyakalı konuşmasını bilmem arkadaşlar. Bu arabayı Kenan Bey'in insaniyetliği ve yardımı sayesinde edindim. Rica ederim. Hayrını gör! Direksiyon elinde! Baba, arabayı aldın. Şimdi de kurdeleyi kes bakalım. Buyurunuz. Sanki rüya görüyorum, sağ olun. İyi insanların rüyaları er geç hakikat olurmuş. Hem insanın yanında böyle güzel bir sevgilisi varken rüya görür mü hiç? Bu yardımınızla bütün hayallerimiz gerçekleşecek. Bir araba sahibi olmadan Oya ile evlenmeye cesaret edemiyordum. Kim bilir, nikahınızda da şahit olurum belki. Bundan şeref duyarız. Alasmadık, alasmadık çocuklar. Güle güle güle! Güle güle! Çocuklar, şimdilik bana müsaade edin. Güle güle efendim. Talihiniz açık olsun, Allah'a ısmarladık. Teşekkür ederiz, sağ olun efendim. Güle güle. Dediğin kadar varmış, hakikaten çok iyi bir adam. Hı hı, tabii. İşsizlikten burada sinek avlıyoruz, siz de kendi havanızdasınız. Allah kahretsin inşallah. Sen de Oya'ya gelen müşteriyi sepetliyorsun. Bıktım sizden artık, usandım! Ne yüzsüz, ne nankör şeylersiniz! Sizin için bunca masrafa katlanıyoruz, gene de yaranamıyoruz! Yeter artık canım! Ne oldu? Bıktım bunlardan vallahi! Gel, sana bıkmayacağım birini getireceğim. Adamız namussuza çıkmış, buna katlanıyoruz. Zaten vaktiyle de sağlam ayakkabı değildik ama buradaki hayatımız düpedüz esaret, kölelik. Bunları biz de biliyoruz. Kurtulmanın çaresi var mı onu söyle. Var tabii. Boşuna ümitlenmeyin. Aklıma gelen çare sandığınız gibi kaçmak falan değil. Bence tek kurtuluş yolu ölüm. Yo, ne olursa olsun ölmek istemem doğrusu. Ölmek belki de böyle yaşamaktan daha iyi olurdu. Merak etmeyin. Ölmemiz bile onların iznine bağlı sayılır. Durup dururken kazançları azalmasın diye kendi isteğimizle ölmeyi bırakmazlar bizi. Ay vallahi bunların yüzünden kalbime çarpıntı geldi. Ay. Bizim işimizde kalp zayıflığı da zeka zayıflığı kadar tehlikelidir. Aa, merak etme, kalbimin zayıflığı yalnız kendime, işlere tesiri olmaz. İşler nasıl? Hı? Gidiyor işte. Hı. Fena değil. Fena değil demek, iyi sayılmaz manasına gelir. Erkekleri bilirsin, değişiklikten hoşlanırlar. Yenilik ararlar daima. Seni duyan da elimizdekiler döküntü, hurdası çıkmış mal sana. Aman canım, onu demek istemedim. Fakat gelenlerin çoğu da yeni bir kız yok mu diye soruyorlar. Tabii, onlara göre hava hoş. Yeni bir kızın kaç paraya mal olduğunu, ne kadar tehlikeyi göze alarak düşürüldüğünü akıllarına bile getirmiyorlar. Müşteri daima haklıdır. Galiba sen de haklısın. Yeni bir kız, yeni bir kız. Öyle alelade bir kız da olamaz. Buradakilerin hepsini bastıracak cinsten olmalı. Herhalde zevkime itimadım var. Bu sefer de bana güvenebilirsin. Yoksa elinde böyle bir kız mı mevcut? Henüz elimde değil, dalında. Ama oradan düşürülmesi kolay. Neyin nesi bu? Hani sana bir gençten bahsetmiştim, yüreği, bileği, çelik gibi bir gençten. Ha, hatırladım. Galiba bir benzin istasyonunda çalışıyor demiştin. Ta kendisi. Niyetim onu yanımda fedai olarak çalıştırmaktı. Bağlılığını temin etmek için borç para verdim ona, bir araba aldı. Peki ama bahsettiğin kızın bu işle alakası ne? Gayet basit. Söylediğim kız bu delikanlının sevgilisi.
anlamadım. Anlamayacak ne var? Sevgilisi! Bugün yanında gördüm, hakikaten eşi bulunmaz bir parça. O genç anlattığın gibi biri ise başımıza dert olabilir. Orasını bana bırak. Önce delikanlıyı kız kıvrak avucuma alacağım. Onu öyle bir hale sokacağım ki cin çarpmışa dönecek. Çiçek, sen hakikaten bir çiçeksin. Söyle, ne istiyorsun? Ben senden ne isterim? Gene kimin yuvasını yapıyoruz? Yuva yapmıyoruz, bu sefer yıkıyoruz. Alıştık artık. Süleyman isminde bir benzinci var. Emriniz hanımefendi. Depoyu doldurur musunuz lütfen? Başlıyorum. ₺36.40 efendim. Teşekkür ederim, üstü kalsın. Sağ olun. Hanımefendi, çantanız! Hanımefendi, çantanız! Ne var, ne oldu? Bir müşteri çantasını düşürmüş. İçinde adresi kartı vardır belki. Evet, isim ve adresi var. Çiçek Gürbüz, İstiklal Caddesi, 131-4, Taksim. Patron yukarıda, kapının önüne çık da konuş. Hani pastanede bekleyecektin? Sana haber vermek için geldim. Bugün beraber çıkamayacağız. Bana kızmazsın, değil mi? Ben de çok üzülüyorum ama... Peki ama neden? Buraya kadar gelmişsin işte. Bir müşterinin düşürdüğü çantayı evine götüreceğim. Bugün götürmen şart. Aa, içinde çok para var. Bir an önce teslim edip rahatlayayım. İşim erken biterse mağaza kapanmadan gelir yetişirim. Peki. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Bayan Çiçek burada mı oturuyor? Evet. Kendisini görmek istiyorum. Buyurun. Oturun, siz kendisine haber vereyim. Beğendiniz mi? Güzel bir şey. Otursanıza. Buyurun çantanızı. Çok teşekkür ederim, size zahmet oldu. Vazifemiz hanımefendi. Allah'a ısmarladık. Buraya kadar zahmet ettiniz, hemen giderseniz kendimi kötü bir ev sahibesi sayacağım. Oturun lütfen. Biraz viski içersiniz herhalde. Teşekkür ederim. İçmesem daha iyi. Şimdiye kadar hiç viski içmedim de. İyi ya, tadına bakmış olursunuz. Tadı fena değilmiş ama... Kokusunu biraz garip buldunuz herhalde. İlk içişte öyle olur, sonra alışırsınız. Uzun zamandan beri mi bu iştesiniz? Kendimi bildim bileli diyebilirim. Zaten babam da şofördü. Kim bilir, belki de otomobilde doğmuşumdur. Sizin istasyonun metini duymuştum. Bir müşteri daha kazandınız işte. Buna çok memnun oldum hanımefendi. Arabamın tek kusuru fazla benzin yakması. Yarın uğrar depoyu doldurturum. Ne zaman emrederseniz. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Hiç de değil, güzel güzel konuşuyorduk. Ama belki bir işiniz vardır. Tekrar teşekkür ederim.
kendisi de ismi gibi çiçek. Şekerli bir... Ve lakin öyle belediye parkındaki çiçeklerden değil ha! Şey ikram etmedi mi sana? Hı, viski içtik. Deme ya! Anlat, nasıl şey şu viski? Hep merak ederim. Tuhaf bir kokusu var. Tahta kurusu gibi. Aşk olsun be Şimşek! Altın suyu misali tonla paraya satılan viskiye tahta kurusu gibi kokuyor deyip çıktı. Belki o şişenin ağzı açık kalmıştır da alkolik bir tahta kurusu düşmüştür içine. Neyse, bırakın şimdi viskiyi de. Sonra kadın alımla çalımla bir bakış bakıyordu ki... Desene kadın pasını da verdi sana! İfadesini almadan çıkmak delikanlı asar mı abi? Bizim adımız seninki gibi hızlıya çıkmamış oğlum! İşimizi ağırdan ama sağlama alırız ha! Oya yengemizi unutmayalım! Oya başka, bu kadın başka! Hani o biçim! Neşemizi bulacağız işte! Buyurun efendim! Süleyman Bey yok mu? Onun nöbeti akşama, arkada kahvededir. İsterseniz çağırırız. Lütfen! Bay üstüne! Şimşek abi, bir hanım geldi seni istiyor! Nasıl bir hanım? Of, neşeli bir parça abi, o biçim! Galiba o geldi, hadi eyvallah! Hayırlı işler beyim! Allah mübarek etsin! Afiyet olsun! Hoş geldiniz efendim! Merhaba! Merhaba! Size arkadaş hizmet edecek! Arkadaşınız söyledi, işi akşam teslim alacaksınız! Saat 8'de! Saat henüz 4! Şöyle boğaza kadar uzanacaktım, benimle gelmez misiniz? Şey, bilmem ki! Arabam aynı zamanda tekliyor! Siz bozuk motorları da tamir ediyormuşsunuz! Belki şoförlüğüne güveniniz yoktur, merak etmeyin, size bırakırım direksiyonu! Buyurun, bekliyorum! Hadi eyvallah! Güle güle abi, güle güle abi! Çizgili değil, çiçekli olanı söylemiştim! Affedersiniz efendim, yanlış anlamışım! Aklı başka yerde olan tabii yanlış anlar! Şimdi işin ikinci kısmına geçebiliriz. Daha kız hakkında bilgi vermiş değilsin. Bir konfeksiyon mağazasında çalışıyor. O da delikanlı gibi bir iyilik perisi sanıyor beni. İşimiz zor olmayacak. İyi, iyi. Biraz daha sabretmeliyiz. O kadını gördüm. Hangi kadını? Hani çantasını düşürmüştü. Arabasını aldıydı seni. Ne olmuş? Öyle kadınlardan insana hayır gelmez. Ama ateş parçası gibi kadını! Beni dinlersen ondan uzak dur! Boş versene yahu! Konuşacak laf mı kalmadı? Öyle olsun! İşte çocuklar da geldi, arabayı ön tarafa götürebiliriz! Evet be! Bizim roket sefere aleste görünüyor! Dayansın İstanbul yolları! Şimşek abinin küheylanı geliyor! Yalnız önce şu arabayı alıverelim ön tarafa hep beraber! Evet. Aküsü yok! Hadi ya oğlum! Hadi, hadi! Dayan, hadi! Gel, gel! Gel! Sağa, sağa, sağa! Hadi arkadaşlar, dayan! Sağa, sağa! Dayanın biraz ya, hadi be! Hadi! Dayanın biraz, hadi bakalım! Gel! Hop, tamamdır! Burası iyi! Benzin alacak arabaların yolunu da kapamaz, ha? Birer çay çekeriz artık! Hadi bakalım! Hakkımız abi! Yok oğlum! Gidip oğlum! Yapma! Yapma ben! Yapma!
gördün mü? Çarpan arabayı ben gördüm, şu tarafa kaçtı. Sen neredeydin ulan? Ben de gürültüyü duyunca geldim abi. Beyin verdiği parayı bozdurmak için ofise gitmiştim ben. Araba tüymüştü yetiştiğinde. Üzülme, canın sağ olsun. Yanımda çalışırsın. Senin gibi yiğit, güvenilir birine ihtiyacım var. Sağ olun. Ömrümce unutamayacağım bu iyiliğinizi. Yarın bu vakitler uğra, teferruatını konuşuruz. Baş üstüne Kenan Bey. Nişanlın nasıl? İyidir beyim. Hadi bakalım, boş yere üzülüp durma artık. Adamı kendine öyle bağlamışsın ki, elini ateşe sokabilir senin için. Söylemiştim sana. Bu iş olup bitti demektir. Şimdi kızla arasındaki bağın kopmasını bekleyelim. Para buradakinin 10 misli. Böyle iş Toto'da 13 gibi zor vurur insana. Beni dinlersen vazgeç Süleyman. Taş düştüğü yerde ağırdır derler. Sen de buranın, bu işin adamısın. Ahmet doğru kelam etti. Borcun var diye tertemiz işini bırakmak olur mu? Hep tırnaktan ayrılmaz. Biz de kaynaşmışız artık. Mesele borçsa biz de yardım ederiz. El birliğiyle tez zamanda kapatırız borç defterini. Sağ olun, var olun ama bir kere kararımı verdim. Sonra kimseye yük olmak istemem. Şimdilik eyvallah. Sık sık düşerim gene. Üzülmeyin, o bizsiz yapamaz. Kısa zamanda düşer buraya. Bir de kadınlara, kızlara kapılırsa o zaman felaket. Ahmet de çok üzüldü. Kolay değil, 20 senelik arkadaş bir ya! İstersen bana kız, ama söyleyeceğim. Demin sustum. Aynı şeyleri söyleyeceksen boşuna nefes tüket. Bana bak, şunun şurasında kaç yıllık arkadaş, kardeşten ileriyiz. Benimkisi seni düşündüğümden. Öyle işlerin adamı değilsin. Alt tarafı o da iş. Hırsızlığa, uğursuzluğa bulaşmıyorum ya. Ama bir barda fedailik açık etmedilerse de, arkadaşların hiçbiri beğenmedi bu dalgayı. Fedailik dediğin nedir? Maaşlı, ücretli kabadayılık. Parayla dayılık satacak adam mısın sen? Kimsenin işine karışmaktan hoşlanmam. Başkaları da benim işime karışmamalı. Hiç olmazsa Oya ile konuş. Ona sor, bak gör. O da aynı şeyleri söyleyecek sana. Kaç gündür onu aramamışsın zaten. Eyvallah küçük bey. Bakalım, bir yere gidemezsin. 4 şişe şampanya açtık sana. Bırak beni! Gel yavrum! Kurtaran yok mu? Kadını rahatsız et! Sen kendi işine bak, çoban köpeği! Ya öyle mi? Delirdin mi sen, en iyi müşteri çımırklanır mı? Affedersiniz efendim, dükkanda yeni siz tanımıyor. Özür dileriz. Hesabı getir! Başüstüne efendim, baş. Defol! Patron bu meseleden memnun olmayacak. Ne biçim adamsın sen be? Benle gel. Sayelerinde para kazandığımız müşterilere değil... Dur!
Lokalde hadise çıkaranlara kullanacaksın. O herif de hadise çıkarttı, durup dururken vurmadım. Göğsünü sigarayla yakmış kadınlardan birini. Söylediğin kadına 4 şampanya açtırmış. Eğlenmek de hakkıdır, değil mi? Burada şövalyelik sökmez. Bir daha seni ilgilendirmeyen işlere karışma. Bundan sonra depoda çalışacak. Olur patron! Oradaki işi daha rahat idare edersin. Hadi bas bakalım! Yürü! Yürü! O borç kurt gibi içini kemiriyor. Bu yüzden beni bile dinlemedi. Peki ama beni ne diye aramıyor? Bir üzüntülü haliyle görünüp seni de üzmek istememiştir. Rıza abi, insan nişanlısına, evleneceği kıza derdini söylemez mi? Merak etme, kendi başına kalınca enine boyuna düşünür, yakında arar seni. Belki de senin mağazaya düşmüştür bile. Hepinize teşekkürler. Sizden dertleşince rahatladım. Artık gideyim. Dediğiniz gibi, mağazaya uğrar belki. Hı hı. Güle güle Oya abla, gene bekleriz. Boş yere üzme kendini! Süleyman'ın gene aramıza döneceğine eminim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Hadi kalkıyor! Allah'a ısmarladık. Üzülme be Oya yenge! Şimşek ne bizi, ne de buradaki işi boşlamaz. Onunkisi şöyle bir esinti işte. İnşallah. Oğlum yengeyi yere bırak. Bak aa, Samet oğlum, ayıp ben ettim giderim. Be yenge, ayıp ettim. Dur! Güle güle! İşte yani bu Süleyman'ın yaptığı! Açığa vermiyor ama, fena üzülüyor kızcağız! Güzelliği, tatlılığı bir yana, altın gibi de kalbi var! Ya. Allah'tan öbür dalgayı bilmiyor! Asıl o zaman her şey biter işte! O kadın da nereden çıktı, durup dururken böyle püskücü belanın alemi var mıydı? Süleyman gelmedi mi? Hayır, gözüm hep dışarıdaydı. Ama başka biri geldi, senin için bir zarf bıraktı. Zarf mı? İşte! Ne oldu, nedir onlar? Caddede sizi gördüm, rüyada gibi bir haliniz vardı, döndüm hemen. Rahatsız filan değilsiniz ya, bir derdiniz mi var? Keşke bir araba çarpsaydı da ölseydim, bunu nasıl yaparım bilseniz o! Sizi bu halde bırakamam, gelin nereye gidecekseniz götüreyim. Hem derdinizi de anlatırsınız, belki bir yardımım dokunur. Buyurun! Süleyman hata etmiş, ondan böyle bir şey beklemezdim doğrusu. Fakat siz de bu kadar ciddiye almayın. Halbuki o kadar güvenim vardı ki ona. Süleyman'la konuşurum ben. Belki söylemiştir, evladım gibi severim kendisini. Bir çocukluk etmiş, en iyisi unutmak. Ya onu, o kadını seviyorsa? Saçma! Gelip geçici bir macera o kadın. Belki de pişmanlık duydu, kendini suçlu hissettiği için sizi aramadı. Yüzünüze bakacak cesareti bulamadı kendinde. Onunla konuşur, sonra çalıştığınız mağazaya uğrarım. Hayır, hayır! Artık o mağazada çalışamam! Peki, kendinize başka bir iş buldunuz mu? Bugüne kadar işimden ayrılmayı düşünmemiştim ki! Bakın aklıma ne geldi! Benim bir akrabam var. Kibar, varlıklı bir kadın. Terzihanesi şehrin en iyi ailelerinin devam ettiği bir yer. E nasıl olsa eliniz bu işe yatkın? Ne diye onun yanında çalışmayasınız? Beni yanına alır mı acaba? Sizden iyisini mi bulacak? Şimdi hemen ona gideriz, tanıştırırım sizi. Ne kadar iyisiniz! Size rastlamasaydım ne yapardım bilmiyorum. Onu bırakın ama, şimdi ne yapacağınızı söyleyeyim. Gözlerinizi silin. Bu kadar güzel bir çift gözü yaşlı görmek beni de üzüyor. Elime geçen ilk silahı, o Kenan canavarını öldürmek için seve seve kullanırım. Sonra da hayatın boyunca hapislerde sürünürsün. Burada hapisten ne farkımız var? Sokağa izinle çıkarsın. Peşinde Kenan'ın fedaileri.
Hapiste hiç olmazsa satılmak yok. Satılmak da neyse. Ama şantajlarına alet olup bir takım insanları aldatmak... İşte en feci de bu. Halbuki hepimiz ne hayallerle atıldık. Beni meşhur bir film yıldızı yapacaktı. Çöplük dilberi olduk. Bizi bütün erkekler ayaklarımıza kapanacak diye uyuttu. Kenarda kalmış, fark edilmemiş güzelliklerimizi meydana çıkaracaktı. Çıkara çıkara meşin ceketli kızlar diye müşterilerine çıkarttı. İşte geldi. Bu kız şimdi ne ümitlerle gelmektedir. Ne kadar da bir şeyden habersiz hali var. Önce namuslu ev diye terzihaneye sokacaklardır. Allah kurtarsın! Bana böyle cici bir yardımcı getirdiğin için sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Oya'yı kendi kızım saydığımdan... öyle gelişi güzel, tanımadık bir yerde çalışmasına razı olamazdım. Hem size hem de Leman hanımefendiye çok teşekkür ederim. Artık yüreğim rahat olarak gidebilirim. Oya'yı sana emanet ediyorum. Hiç merak etmeyin Kenan Bey, ona kendi kızım gibi bakarım. Alas mı aldık yavrum? Güle güle efendim. Akrabamdır diye söylemiyorum ama... Kenan gibi adam zor bulunur. Hiç şüphe yok efendim. Aileniz var mı sizin? Hayır efendim, bir pansiyonda kalıyorum. Şu andan itibaren o pansiyonla ilginiz kalmamış sayılır. Anlayamadım. Size burada bir oda vereceğim, bir sürü boş oda var. Gidip gelmek derdinden de kurtulmuş olursunuz böylece. Size yük olmak istemem. Keşke bütün yükler sizin gibi tatlı ve güzel olsa. Teşekkür ederim efendim. Bir emriniz var mı hanımefendi? Şermin de sizin yapacağınız işi yapar. En çalışkan kızlarımdan biridir. Hadi yavrucuğum, sen aşağıdaki dikişlere bakıver. Ben de size odanızı göstereyim, gelin canım. Geldi. Rahatsız etmezsem girebilir miyim? Tabii, kusura bakma, şaşırdım. Oturmaz mısın? Teşekkür ederim Ayşe. Ayşe mi? Yoksa... benim de çiçek demem mi tercih edersin? Beni burada bulduğuna göre her şeyi biliyorsun. Her şeyi. Bilmediğim, anlayamadığım tek şey... bir zamanki Ayşe'nin, benim melek gibi sevgilimin bu hale gelmesinin sebebi. Ne, sebep mi? Onu öğrenmem bir şeyi değiştirir mi sanki? Çok çok 5-6 yıl oldu. O zamanlar aynı mahallede oturuyorduk. Yalvarırım, sus! Belki sen hatırlamak bile istemiyorsun ama ben de unutamıyorum. Hatırlamak istemiyorum ha? Bana yaşadığımı duyuran, düşmüş olduğum bataklıkta beni hayata bağlayan tek şey... o hatıralar! Bütün mahalle, Ayşe ve Ahmet'i birbirlerine yakıştırıyor... evlenip mesut olacaklarına, örnek bir yuva kuracaklarına inanıyorlardı. Biz de inanıyorduk buna, ümitlerimiz, hayallerimiz vardı. Sonra ne oldu? Benim Ayşem birdenbire nasıl değişebildi bu kadar? Görünüşüm, yaşadığım hayat, her şey... ama her şey değişse de değişmeyen bir şey var Ahmet. O da sana olan aşkım. Sen artık bir saatlik, bir gecelik ücretli aşkların kadınısın. Ayşe'nin çiçek olduğu gibi hislerin de değişmiştir. Ama neden, nasıl olur da...
Bunu öğrenmek mi istiyorsun? Pekala, gel benimle. O kadar merak ettiğin şeyi şimdi öğreneceksin. Kız kardeşim Nihal'i tanırdım. Ne kadar güzel olduğunu hatırlıyorsundur herhalde. Bırakın beni, gidin buradan! Onu bu hale getirdiler. Ameliyat ettirebilmem için çok, düşünemeyeceğin kadar çok para lazım. Ben kalkayım artık. Gözden uzak olduk diye, gönülden de çıkarmayın ha! Ayıp ettin be arkadaşım! Bizi o kadar hakikatsiz mi belledin yani? Sen de böyle arada sırada düşersin elbet! Tabii, tabii! Oo, abimiz o kadar gaco arasında başını kaşımaya vakit bulabilecek mi bakalım? Hadi eyvallah çocuklar, eyvallah! Dedikodu olmasın ama ben Süleyman'ın tutumunu hiç beğenmiyorum! Uyaya da hiç gitmiyor mu? Yo. Eyvallah! Bakıyorum yüz vermiyorsun! Yo! Çiçeği gördüm! Belki şimdi yüz verirsin. Nerede gördün? Bir şey söyledi mi? Çok şey söyledi ama senin hoşuna gideceğini sanmıyorum. Ne diye hoşuma gitmiyor? Hakikati bilmen daha iyi. Çiçeğin asıl ismi Ayşe'dir. Eskiden tanırım onu. 5-6 yıl önce aynı mahallede otururduk. Bunu şimdiye kadar söylememiştin. Öğrenmek istediğim bir şey vardı. Öğrendim artık. Ben de öğrenebilir miyim? Tabii. Çiçek o zamanlar yoksul, fakat dürüst, namuslu bir kızdı. Sevişiyorduk onunla, evlenecektik. Sana inanmıyorum. Beni kandırmak için söylüyorsun bunları. İster inan, ister inanma. Ben anlatayım da. Kendisinden birkaç yaş küçük, bir de kız kardeşi vardı. Günün birinde kız kardeşi ortadan kayboldu, kötü oldu dediler. Öyle de olsa, kardeşinden çiçeğe ne? Her koyun kendi bacağından asılır. Çok geçmeden Çiçek de mahalleden ayrıldı. Bir kamyonla sefere gitmiştim, dönünce onu bulamadım. Deliler gibi aradım, bulamadım izini. Demek ki seni hakikaten seviyormuş. Ben de öyle sanmıştım o zamanlar, fakat yanılmışım. Daha biraz önce beni eskisi kadar sevdiğini söyledi. Sevdiği için mi habersiz gitmiş? Kız kardeşini kötü yola, batağa sürükleyen adam, insan kılığında bir canavar. Kezzapla yakmış zavallı kızın yüzünü. Çiçek de kız kardeşinin ameliyatı için çok para bulmak zorunda kalınca aynı yolu seçmiş. Daha fecisi, kız kardeşini bu duruma düşüren adamın hesabına çalışıyor. Sen çıldırmışsın. Çiçek öyle kadınlardan değil. Şimdi de hem kız kardeşini hem Çiçek'i bu sefil hayata sürükleyen o rezil herifin adını öğren. Senin altın kalpli, babacan Kenan Bey'den başkası değil bu canavar! Yalan! Yalan söylüyorsun! Kıskançlık çıldırttı galiba seni! Beni dinle Süleyman! Şunca zamandır arkadaşız! Hiç yalan söylediğimi gördün mü benim? O alçak herifin maşası olacaksın! Kim bilir hangi kirli, dalavereli işlerine bulaştıracak seni! Saçmalarını dinlemekle kaybettiğim vakit yeter! Bana bak! Kendini düşünmüyorsan, Oya'yı düşün! Bu numaralar hep beni Çiçek'ten uzaklaştırmak için, değil mi? Benimle yaptığını da söyledi mi sana? Onu karıştırma bu işe! Niye? Herkesin kadını olduğunu kendi ağzında söyledim! Söylediklerinin hepsi doğru. Kardeşimin de, benim de başımıza gelenler hepsi Kenan'ın yüzünden. Daha bizim gibi kaç kişi var? Anlayamıyorum. Onun gibi kibar, onun gibi zengin bir adam... Kenan'ın ne yılan olduğunu bilemezsin.
uçuruma düşürdüğü kızların sayısını kendisi bile unutmuştur. Parası da randevuculuktan, daha bir sürü kirli işten. Peki ama benden ne menfaati vardı? Kim bilir? Onun işlerine şeytanın aklı ermez. O para çantasını düşürmem, seninle tanışmam da gene Kenan'ın hazırladığı bir oyundu. Demek benimle beni affet! Dedim ya, biz hepimiz Kenan'ın elinde birer kuklayız. Gözüne kestirdiği bazı kimselere şantaj yapmak için bizleri kullanır. Halbuki ben Ahmet'in söylediklerini yalan sanmıştım. Onunla kavga etmiştim bu yüzden, en iyi arkadaşımla. Onu hala seviyor musun? Ölünceye kadar da seveceğim. Ama neye yarar? Artık ona layık eski sevgili, temiz Ayşe değilim ben. Adımı bile değiştirdiler, çiçek oldum ben. Ahmet de seni seviyor. Her şey yeniden düzelebilir. Benim için çok geç. Fakat sen sevgiline dönmeli, ondan özür dilemelisin. Ahmet anlattı, melek gibi bir kızmış. Ne olursa olsun, hakkında kötü şeyler düşünmeni istemem. Sen bu işlere layık değilsin Ayşe. Beni affet Süleyman abi! Bundan sonra benim kardeşimsin. Bir hiç için yanımdan ayrılmak istiyorsun. Yaptıklarımın hepsini siliyorsun bir kalemde. İşlediğiniz, aşağılık menfaatleriniz için çamura bulamaya çalıştığınız şeyin adı namustur. Siz ve sizin gibiler ondan mahrum olduğunuz için kıymetini de bilemezsiniz. Aklını başına topla! Sonradan pişman olacağın şeyler yapma! Pişman olduğum tek şey, şimdiye kadar sizin hesabınıza çalışmış olmamdır. Hem tehditleriniz de vız gelir bana! Hadi eyvallah! Dur! Yanımda kalırsan iyi para veririm. Şimdilik iki misli. Hem de avansı peşin! Ya öyle mi? Evet! Mahalle bir çocuğu mu var karşınızda? Bu serseriyi dünyaya geldiğine pişman edeceksiniz! Yanına bırakmayacaksınız yaptığını! Anlaşıldı mı? Merhaba! Borcumuz aslan! Param geçmez Şimşek abi! Eyvallah, sağ ol! Merhaba çocuklar! Merhaba Şimşek! Merhaba! Affet beni abi! Özür dilerim! Oğlum! Buyurun! Bu şenliğin şerefine çay da! Kahve mi? Ne kahvesi, çay da atıyorum! Çiçeğe uğradım, sonra da bara kenarına gittim. Ağzıma ne geldiyse söyledim. Çiçek'le uzun uzun konuştuk. Kızın kalbi pırlanta, sana da deli divane tutkun. Senin sevgilin benim dünya ahiret hemşirem. O bataktan çekip çıkarmak da bize düşer. Kenan gibi yılanların başını ezmek, insanların da Tanrı'nın da gözünde sevaptır. Hem öyle ezmeli ki, emsallerine gözdağı olsun. Doğru! Yaşa ulan hızlı Arif! Gazete başmakanesi gibi kelam ettim be! Hadi masum kızlarını kötü yola düşürmek nedir anlasınlar! Hadi arkadaşlar! Şoför milletinin kudretini gösterelim şu rezillere! Hemen tepelerine düşelim! Ağır olun! Her şeyin yolu yordamı var. Şimdi Ahmet'le ben Oya'nın çalıştığı mağazaya gideriz. Kıza karşı çok ayıp ettim. Bir başıma girmeye yüzüm yok. Ahmet'le olursak vaziyeti idare eder. Sonra da öbür dalgayı ayarlarız. Abi, çıkar şu kravatı falan! Elbiselerini getirdim, giy şunları! Hadi! Oya Hanım'ı arıyoruz. Oya'nın nişanlısı değil misiniz? Evet! Oya gelmedi mi bugün? Peki ama, Oya'nın buradan ayrıldığını bilmiyor musunuz? Ayrıldı mı? Evet, hem de durup dururken. Önceden haber de vermedi. Nereye gittiğini biliyor musunuz? Hiçbir şey söylemedi, çok üzgün bir hali vardı. Aynı gün ayrılmadan biraz önce bir adam onun için bir zarf getirmişti. Bir adam mı? Çiklet çiğneyen, elindeki küçük bıçakla konuşurken bile tırnaklarını düzelten zayıf, çirkin bir adam. Teşekkür ederim. Anladım. Gel, kiminle konuşacağımızı biliyorum, hadi.
Bahsettikleri adam kim, tanıyor musun? Kenan'ın adamı. Hay canına! Yoksa... Öyle olup olmadığını şimdi anlayacağız. Buyurun, arzunuz? Oya isminde bir genç kız. Oya isminde bir kız çalışmıyor bizde. Çalışıyor diyenin lafını ağzına tıkarım zaten. Çalışmadığını biz de biliyoruz. Kızı zorla düşürmüşler bu batakhaneye. Burada böyle insan yok dedik, havayı bozmayın da yelkenleyin! Keyfimiz ne zaman isterse o zaman gideriz, yaşlı anne! Senden akıl soran yok! Hem ortalığa daha esaslı bir göz atmak niyetindeyiz. Malum ya... Böyle yılan yataklarının gizli saklı delikleri çoktur. İşe buradan başlayalım. Durun bakalım, nereye? Bir de bu çakallara mı laf anlatacağız şimdi? Geldiğiniz yoldan dümen kırın bakalım! Sana bu yol çıkmaz dedik! Bizde çıkmaz yolları açacak buldozer de var! Serseriler arka kapıdan postalayın dışarı! Ay canım! Sultan gibi değil mi? Tıpkı bu vücutla sinema artistlerini çatlatırsın hasetten! O güzel bacakların, incecik belin! Kimde var böyle vücut, kimde var? Kullanmasını bilene milyon eder bunlar, milyon! Ya şu dipdiri göğüsler... Sultan, gel! Gel, pıs, 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 pıs. Gel Sultan, gel, gel! Sonra. Hadi gel çabuk gel! Ah, yapma canım acıyorsun! Gene beklerim. Pek yakında geleceğim. Şakayı bırakalım. Şermin söyledi, kız bir konfeksiyon mağazasında çalışıyormuş. Terzihane tuzağıyla buraya düşürmüşler. Yakında onu da bize benzetirler. Kim bilir ne ümitleri, hayalleri vardır kızcağızın. Kenan'la Leman olacak o yılanların için pençelerine düşen her genç kız bir para makinesidir. Hayatı mahvolacakmış, ümitleri, hayalleri sönecek, alnına kapkara bir damga yiyecekmiş, umurlarında mı? Kucaktan kucağa her gece bir başka erkeğin koynunda... Çok geçmeden onun da tazeliği, körpeliği... Yeniler geldikçe bize güle güle! Bu başka hikaye! Fedai diye yanlarına aldıkları benzincinin sevgilisiymiş! Ne? Süleyman'ın sözlüsünü buraya düşürdüler mi? Eyvah! Kızın başını ben yaktım! Süleyman'a beni musallat ettiler! Yavrum, anam! Biraz beklesen, ölür müsün? Dayanamıyorum anam, yavrum! Ne o, korktun mu cicim? Üzülme yavrum, sen de alışacaksın. O da bizim akıbetimizden kurtulamayacak. Of, Allah! Gözleri ihtirasla kanlanmış, kendi menfaatlerinden başka hiçbir şeye aldırmayan bu adilerin sermayesi olacak.
Yüzlerine bağırmamak, içimi bir zehir acısıyla karartan nefreti yüzlerine tükürmemek için zor tuttum kendimi. Tırnaklarım avucuma geçmişti adeta. Ne yapmalı acaba? Süleyman'a haber versek, iş işten geçmeden tehlikeyi bildirsek ona. Deli misiniz siz be? Vaktiyle Nazan adında bir kız böyle bir şey yapmaya kalktı. Henüz okul çağında kumral bir kızcağızdı. O da beni ikaz etmek istemişti. Yüzünü kezzapla yaktılar. Kezzap mı? Evet, kezzapla. Küçük şişeyi tutan el de Kenan olacak canavarın eliydi. Onun için böyle düşüncelerin boş olduğunu çok iyi biliyorum. Yüzünün yarısını bir köpeğin bile yalayamayacağı bir hale sokmak isteyen varsa aranızda hiç durmasın. Ne olursa olsun ben gidiyorum. Kürtler, mücevherler seni bekliyor. Para içinde yüzeceksin. Erkekler ayaklarına kapanacak, kadınlar seni kıskanacak. Bana bütün bunların hepsini ben temin ederim. Söyledikleriniz sizin olsun. Namusumu yaşamak bana yeter. Namusmuş. Namus kuru, bomboş bir kelimedir. Ne karın doyurur, ne de hayatın zevklerini verir insana. Akıllı bir kız olduğun belli. Güzelsin, hem de çok güzelsin. Ama gençlik, güzellik gelip geçici bir şey. Elindeyken değerlendirmek lazım. Buradaki kızların hiçbiri ilgilendirmemişti beni. Onların hepsinden başkasın sen. Bana evet de... ayaklarının dibine hazineler sererim. Hayır, hayır! Beni öldüreceğinizi bilsem gene evet kelimesi çıkmayacak ağzımda! Dediğim cevabı zorla almasını da bilirim. Akıllı usturu razı olacaktın. Ama böylesinin de zevki başka. Alçak! Alçak canavar! Yaklaşmayın! Elinizi sürmeyin bana! Durun yoksa! Pekala! Şimdilik sen kazan! Ona da bir sigara ver, belki aklı başına gelir. Bir sigara yak bakalım. Ben sigara filan içmem. Üzüntünü dağıtır. Hem korkma, nasıl olsa kurtulacaksın. Süleyman gelir kurtarır. Süleyman mı? Ya, al, iç. İçine çek! Çok sürmez! Yavaş yavaş kaybedersin kendini!
yerde konuşuruz Haspa'yla. Sen burada bekle. Ne var? Bu halin ne böyle? Kaybedecek bir dakikamız yok. Hemen yetişmelisiniz. Nişanlının Kenan'ın adamlarının elinde. Alçak herif. O yanın başına bir şey gelirse bunu canıyla öder. Hayatımı tehlikeye atarak geldim buraya. Hiç vakit kaybetmemelisiniz. Ne duruyoruz? Hemen gidelim. Gidip dünyayı başlarına yıkalım. Öyle ya, durduğumuz hata. Sağ olun çocuklar. Fakat bu benim işim. Ayıp ettin be Şimşek abi. Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için. Lafa yekün tutun da yola düşelim. Ya! Öyleyse hadi. Bu alçakların hak ettikleri cezayı vermeye gidiyoruz. Şimdi anlasınlar şoför milletinin gücünü. Hadi yürü! Artık akıllandığını umarım. Boş inadın bir şeye yaramayacağını anlamışsındır. Beni korkutamazsınız. Cevabım daima hayır olacak. Seninle kalmak isteyen adam çok zengin. Milyonlarının sayısını kendisi bile bilmiyor. Elinde oyuncağı çevirirsiniz. Boş yere nefes tüketiyorsunuz. Onu kabul etmezsen senin için... başka bir fikrim var. Adamlarıma teslim edeceğim. Üç kişiyi daha iyi eğlendirirsin belki. Hayır! Ölürüm daha iyi! İstediğiniz şeyi, iğrenç tekliflerinizi asla kabul etmeyeceğim! Nazan'ı getirin. Kendisini bekleyen akıbeti gözleriyle görsün. Şimdi göreceğin kız da bir zamanlar senin gibi inat etmişti. Fakat pahalıya mal oldu. Küçücük bir şişe kezzap, yüzünü bu hale getirmeye yetti işte. Gördün ya? Ölüm bile kurtuluşa kâfi gelmiyor. Şimdi son cevabını ver. Sözlerimi dinleyecek. Hayır! 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 Artık bu da size ait. Atlayın, atlayın arabalara! Hadi durmayın! Haline ben düştüm bebeğim! Alçak! Yanıma sokulu indeme! Hırçınlık ha! Daha iyi! Benim de hoşuma böylesi gider zaten! Aklın varsa uslu durursun! Bırak beni diyorum! Senden vazgeçmek için deli olması lazım adamın! İmdat! İstediğin kadar bağır! Sonunda benim olacaksın yavru kuşum! Kıyamet kopsun umurumda değil benim. Ben bir bakayım. Thank you.
yapıyorsun? Öldüreceksin adamı! Çıldırdın mı sen? Bırak beni! Sonra ağzından laf alamazsın! Zaten konuşacak hali kalmamış! Oya'nın nerede olduğunu söyleyecek misin? Nerede o, söyle! Geçti artık. He? Oya'yı bulmuşsun. Çiçek nerede? Bilmem. Sen Oya'nın yanından ayrılma. Olur. Benim Kenan'ı bulmam lazım. Yalvarırım, dikkat et sevgilim. Hadi çocuklar! Yürüyün yukarıya basalım! Bu da senin işten. No, memnun kalmadın galiba. Sen olsan memnun kalır mıydın? Kazandığımız paraya, yaptığım işe karşılık. İşlere bu kadar düşüyor. Yarı yarıya ortak çalıştığımızı sanıyordum. Yok canım! İşi planlayan, her türlü tehlikeyi göze alan ben... ...ondan sonra da yarı yarıya ortak oluyoruz, öyle mi? Beni yapmak istemediğin bazı işlere de zorladın. Bir zamanlar bana karşı bu kadar soğuk ve kayıtsız değildin. Sana olan hislerim yüzünden benden istediğin her şeyi yaptım. Şimdi de tutmuş, bu kadarcık bir parayla benden kurtulmak istiyorsun. Bir köpeğin önüne kemik atar gibisin. Bir zamanlar dediğin mazi oldu. Söyledim ya, hissene bu kadar düşüyor. Belki de benden bıktın artık ama... Rica ederim, mesele çıkarma, paranı al! Bu da neyin desin? Bilmem! Çekeyim be! Çekil! Sinirler gibi ezer geçerim ha! Ev sahibine bir ağla asmalık yok mu? Unutur muyum hiç? Şimdi görürsün nasıl ateşli veda ediyorum. Veda merasimi biraz kalabalık olacak ama. Hadi, gücenmeyin ama biz de varız bu şenlikte. Senelerin intikamını alacağız. Thank you.
işin var burada? Deli misin? Kaç bana bak! Kaçmak mı? Ne kadar zamandan beri beklediğim fırsat elime geçti. Ne demek istiyorsun? Hep bugünü bekledim. Kardeşimin intikamını almak ümidiyle yaşadım. Şimdi görürsün. Dur! Beni dinle! Mezarından babam çıktı beni durduramaz. Bunun içindekini tahmin etmişsindir. Evet, kezzap var! Hayır, yapamazsın bunu! Niye? Sen de kardeşim aynı şeyi yapmadın mı? Onun yüzünü kezzapla yakmıştın! Yapma! Dinle beni! Burada binlerce, yüz binlerce lira var! Paylaşırız, ömrünün sonuna kadar rahat yaşarsın! İntikamımı almadan rahat yaşamama imkan yok! Belki de rahat ölemem bile! İntikamını aldım, Mesud'um! Sen de affet beni! Affet! Affetmek mi? Neden? Senin bir suçun yok, bir şey yapmadın ki! Suç hepimizin, herkesin! Ahmet, bir şey söyleyeceğim! Seni ölünceye kadar seveceğimi, sevdiğimi bil! Ben de seni Ayşe! Ayşe!